herkese merhaba. Biz İlhan'la beraber 1, 2, 3 Couples tag'i çekmek istiyoruz sizler için. Bunun Türkçe çevirisi ne olur? 1, 2, 3 sevgililer... Çıkartmaya çalıştım. 1, 2, 3 sevgililer tag'i. Bu oyun birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı gösterecek. Birkaç tane soru soracağız ve aynı anda cevap vermemiz gerekecek. Böylece de birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı görmüş olacağız. Hadi başlayalım. İlk sorum. Sevgiliniz bir ünlüyle evli olabilseydi kim olurdu? Tamam mı? Okay. Aynı anda cevap vereceğiz. Okay. 1, 2, 3. Adriana Lima. Kimseyle? Yani benim öyle beğendiğim, işte çok güzel aman Allah'ım falan diye dediğim beğendiğim bir ünlü yok. Yani öyle evlenir, keşke onunla evlenebilsem falan diye dedim. Geçen de Adriana Lima'nın resmini gösterdim. Güzel kız dedim. Güzel kız dedim de öyle beğeniyorum demedim ki. Adriana Lima ilk önce kim olduğunu bilmiyordu. Dedi Adriana Lima. Değil, unuttum demiştim yani. Tamam bilmiyordum. Yüzü nasıl görünüyordu falan diye. Tamam ben de sana resmini gösterdim. Demek ki öyle bir şeyim ki yani hiç beynimde bir etki bile bırakmamış. Gösterdim, o sana dedin ama güzel kız diye. Ya güzel kız dedin de beğeniyorum demedim ki öyle. Okay. Şimdi ben. Şimdi ben, şimdi anne. Ben ünlü birisiyle evli olabilseydim kim olurdu? Bir, iki, üç. X-Men'deki adam. Ya Hüce. Adını unuttum bir anda aklıma gelmedi. Evet. X-Men'deki adam dedi. Evet, yuracak. Evet. Çok yakışıklı. Aklıma gelmedi X-Men'deki adam dedim geç kalacağıma. Evet. İkinci soru. Sevgiliniz bir ünlü olabilseydi kim olmak isterdi? Aa. O ben biliyorum. Ben bilmiyorum bile. Dur. Ben biliyorum diye ben daha bilmiyorum. Biliyorum ben. Tamam yanlış. Galiba. Bir ünlü. Ben senin kimliğini tahmin ediyorum. Bir ünlü yani illa bir... Movie star olmasına gerek yok. Gerek yok. Yani. Ünlü birisi yani. Hmm. Okey. Bir, iki, üç. İlan Marsız. Ronaldinho diyecektim ben. Ronaldinho kimdir? Ne bileyim Ronaldinho. Ya tabii ki biliyorum ünlü kim olduğunu da. Ünlü bir futbolcu en azından. Ya, ünlü bir futbolcu. Çünkü İlan'ın en büyük hayali Beşiktaş'ın 1. liginde futbol oynamak. İlan'ın en büyük kızı. Yeah. Hayalimdi küçükken. Evet. İlan'ın en büyük hayali evet Beşiktaş'ta oynamak. Değil mi? Senin büyük hayalin ne bir tanem? Abla olmak. Abla mı oluyor sen? Senin ablam mı oluyor? Okay, şimdi bu soruyu ben soruyorum. Ya sıra annede. Ne oldu? bir ünlü olabilseydim kim olmak isterdim? İsmini biliyor evet, muydu? Evet. Bak bekle. Ya şimdi sormam lazım. Tabii ismi söylesem iyi olur. Ne? Catwoman var ya. Bir, İsmi neydi iki, onun? Bak, değil mi? Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer ya. Evet. Michelle Pfeiffer. O kadına bayılıyor. Aşığım. Yani resmen o kadına aşığım. Ya ben ünlülerin ismiyle iyi değilimdir. Filmdeki rolleriyle söylüyorum evet, sürekli. Evet. Michelle Pfeiffer yani. Evet. Aşığım o kadına. Üçüncü soru. Sabine'ler yok Hollanda'da. Bir markete gidiyorsun süt almak için ve sevgilinize bir treat, güzel bir şey almaya karar veriyorsunuz. Ne alırdınız? Marketten, bildiğimiz evet. Süpermarketten. Yiyecek bir şey oluyor. Evet. Önce seni. Evet. Önce senin üzerine yapacağım. Bir, iki, üç. Red Bull. Red Bull. Çikolata. Sen ne oluyor? Red Bull. Evet. Red Bull. Aman Allah'ım Red Bull diye bir şeyin yok ki benim aşkım. Ne bileyim ben hani Red Bull bazen diyorsun yani Red Bull al falan diye. Ya ama yani. Ya. Ferrero Rocher çikolatasını çok severim. Ama yemem. Evet şimdi ben ne isterdim marketten? Bir, iki, üç. Ferrero Rocher bir. Ne? Okay. Sen niye beni bekliyorsun söylemek? Sen niye söylemiyorsun? Ne? Ama ben hep her istediğinde ben senden ne istiyorum? Çips istiyorum. Istiyor. Tamam niye çips söylemedin? Ama çips biliyorum çips istediğini ama çips senin çok istediğin bir şey değil yani akşamdan can sıkıntısına gideyim. Evet ama istediğinde çips istiyorum. Evet. Ama çips desem şimdi
ne bileyim, bula bula şimşir mi istiyorsun? 4. ev işlerinin yüzde kaçını yaptığını söylerdi. Yani sana göre sen ev işlerinin yüzde kaçını yapıyorsun? Okay. Anladın mı? Bir anladım. Sana göre. Bak sana göre diyorum. Bana göre. Tamam. Bir, iki, üç. En az %50. Sen niye söylemiyorsun? Çünkü ben söyleyeceğini biliyordum. Ama sen, ben anlamıyorum. %50. Nerede %50? Yine anladık o zaman. 1, 2, 3 de. 1, 2, 3 saymayalım. Ben söyleyeyim, aksine sen söyle. %50 hiç. %20. He? Evet. Tamam, nasıl gerçekten %20 yapacağım o zaman. Evde değilken nasıl yapacağım? Yok, evde değilken nasıl yapacağım? Nasıl %50 oluyor o zaman? Evdeyken %50. Evdeyken %50. Ben arka diyorum. Ne? Evdeyken %50. Evde değilken nasıl yapacağım? Yani siz söyleyin. Evde değilken işten beri adam şey mi gönderiyor? Yok ama o yüzden sen nasıl %50 yapıyorsun? Nasıl evdeyken bir mantık %50 bu? Oluyor. Evde. Ben evde olduğum, ikimizin de evde olduğu sürece diyeyim. %50 %50 yapıyoruz. Ama Erdem evde değilsin ki nasıl olsun? Nasıl %50? Allah'ım evde olmamak benim suçum mu? İyi ben evde suçum çalış. Yok. Kalbide git. Ne diyor anne? Okey. Ben bana göre, ben ne kadar yapıyorum? Yüzde kaç? Yo, biliyorum artık. 1, 2, 3, %100. Yüzde 80 diyecektim. Okey, tamam. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım. İyi yapıyorum. Her şey kendini iyi yaptım. Eşinizden, eşinizin eşyasından, yani eşinize, eşinizin sahip olduğu bir şeyi çöpe atabilseydiniz... Ne? Ne olurdu? Okey. Sana senin neyi çöpe atmak istiyorsun? Yani yok. Ne? Ben şimdi senin bir şeyi çöpe atmak isteriz. İstesen niye atardın? Benim eşyalarımdan bir tane. Bana yok, seni soruyoruz daha önce. O zaman ilk önce seni yapacağız. Hep beni yapacağız. İşte ilk beni yapıyor, sonra seni yapıyoruz ya. Yani. Okay. Neyi çöpe atmak istiyorsun? Ne? Ha. Aklıma bir yer geçiyor. 1 2 3 Xbox. Hangi yer Allah'ın günü oynuyorum ya, çöpe atmak istiyor. Benim neyi mi çöpe, benim ne eşyamı çöpe atmak isterdim? Az bekle. Sevgilinizin en çok kullandığı söz veya hani bir deyim, sözcük. En çok kullandığı. Var mı en çok kullandığım şey? Onu aslında senin bilmen lazım, ben çok bilemem. Bir, iki, üç. Yoma. Yoma, evet. Yoma. Yoma. Ne demek Türkçe'de? Erkek demek de bütün cümlelerin en sonuna koyuyor. Benim en çok kullandığım. Bir, iki, üç. Melis. Çünkü. Ha? Melis. Melis mi? Tüm gün boyunca ağzından Melis çıkıyor. Melis yapma, Melis git. Yok, Melis, ben bloglarda sürekli çünkü dediğim için çünkü. Yeah. Bunu bir tek bloklarda kullanıyorum. Ya da doğru. Sevgilinizin en sevdiği film. Senin en sevdiğin film. 1, 2, 3. Shawshank Redemption. Çok var da. Benim en sevdiğim film. İşin komik olan şey, o filmi bir daha izlemek lazım aslında. Neresi hatırlamıyorum o filmi. Çok önceden izledim. Ben ezbere biliyorum onu. 1, 2, 3. Aynısı. Shawshank Redemption. Ben izlettirdim İlhan'ı çünkü. Öyle. Ne oldu? Ama öyle. İlk ben izlettirdim. Sen daha hiç o filmi hiç duymamıştın bile. Benim... Sonra Hollanda'ya geldin, beraber izledik. Sonra dedin, aa, çok güzel filmmiş. Benim ikinci numaramda Lucky Number 11'da. Çok böyle aşırı güzel bir film gelmişti. Çıkartamayı bağırıyor. Belki sorum. Meteor just hit. Meteor ne? Hani... Uzaydan kaya. Niye kurukluyor diğer bir işte meteor. Meteor. Yeah. Dünyaya bir meteor düşüyor.
ve en önemli şeyleri kurtardı. Yani kızını, eşini, en önemli şeyler kurtardı. Geri gitmek, yani bir şeyi kurtarmak için ne için geri giderdin? Neyi kurtarmak için geri giderdim? Öyle. Ama şimdi açıklık getirdim. Şimdi en önemli şeyler derken kızım, karım. Evet evet, onların hepsi. Yani can. Evet, var. Canlar şey, sadece ne eşyası almak eşya için geri giderdim. Bir, iki, üç. Bilmiyorum. Ya aslında ben de pek emin değilim. Bilgisayar mı, Xbox mu? Bilgisayar mı alırdım çünkü Xbox sadece oyun oynanıyor. Eşyada ne yapacağım? Ne götüreceğim? Ben senin gibi tarak makyaj malzemesi götürmem. Ya kızım. Okey, ben. Benimkisi çok basit. Evet. Bir, iki, üç. iPhone. Kamera. Ha? iPhone. Kamera lan, meteor geliyor. Kamera vlog yapmak isterim. Kill me. Tabii ki kameramı alırım. Meteor gelir de vlog yapacak. Bir gün sonra ortalıkta yok, vlog yapacak hala. Biz neyle zıttız? Zıt. Ağzına sokma, ne diyeyim oyuncu biz, miyiz? Biz neyle zıtlarız? Zıtlarız. Biz zıtlarız çok. Neyle zıtız? Zıtladık. Zıtız. Neyle? Neyle zıtız? Tamam, önce sen. Bilsem cevap verdim. Sence edeceğim. Neydi? Dur az düşüneyim o zaman. Ama düşünmek yok. Tamam, düşünmek yok da bilmiyorum diyeceğim yoksa cevabı. Okey, sen bir saniye düşün. Geçti. Geçti. Tamam. Bir, iki, üç. Futbol konusunda. Sen niye bekliyorsun? Sen niye cevap vermiyorsun? Zıtız. Ben hastayım futbolda. Sen hiç sevmiyorum. Sonuçta bir yere zıtız. Ha öyle. Ha, sen ne düşünüyordun ya? Ben karakter şeyi düşünüyordum. He, karakter de olabilir de. Sen öyle bir şey demedin ki ama ne konuda zıtız dedin. Karakter konusunda demedin ki. He, olabilir. Evet, futbol konusunda. Tamam, ben zıtız. O kesin futbol konusunda. Futbolu hiç sevmiyorum. Sen ne diyecektin ya? Ha? Sen ne diyecektin? Sabır diyecektim. Kim sabırlı, kim sabırsız? Ben sabırlıyım. Ya zıt. Ha, zıt. Zıt, okey. Futbol. Zıtlarsın böyle. Sadece futbol var. Evet. Ha! Var bir tane daha. Bir, iki, üç, fitness. Vallahi ben haftanın yedi günü zamanım olsa haftanın yedi günü fitness'a giderim. Günde üç defa. Tıva. Gider. Tıva. Tıva ne bileyim, tüm gün boyunca yani hiçbir şey yapacak, hiçbir şey olmasa yine yatar, yürür, gezer ama fitness'a gitmez. Fitnessçi değil mi? Bu kadardı, bitti. Şimdi iyi mi oldu, kavga mı ettik bilmiyorum. Yok, böyle şeylerden kavga etmiyoruz. Yok canım, şaka yapıyorum. Ama umarım keyifli olmuştur sizin için. Evet, şimdi Melis'in yatma vakti. Melis'i uyutacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Sen de yap. Bye bye. Mah yap Melis. Bye bye. Gıdı 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 gı